1800'lerin sonu. Soğuk, gri, sisli ve karanlık Londra sokakları. Strand Magazine isimli bir dergide tarih yazılarını yazan Arthur adındaki genç doktora derginin yazı işleri müdürü bir ricada bulunur. Arthur, çok güzel bilgiler aktarıyoruz dergide. Ama fazla ciddi ve yüz asık bir dergi olduk. İstiyorum ki bir tebessüm, bir heyecan yaratalım. Senin bir dedektiflik hikayen vardı. Onu yazar mısın? Bu dedektiflik hikayelerinin çıkış noktası da epey ilginçtir. Şöyle ki, Edinburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören Arthur, aynı zamanda öğretmeni olan Dr. Joseph Bell'in hastalarına baktığı polikliniğe gider. Hevesli genç, tecrübe kazanmak ve bilgileri pekiştirmek ister. Yine böyle günlerden birinde bir kadın çocuğuyla birlikte Dr. Bell'in odasından içeri girer. Kadın, günaydınlar. Bell, vapur yolculuğunuz nasıl geçti diye sorar. İyiydi diye cevap verir kadın. Diğer çocuğunuza ne oldu diye sorar Bell. Kız kardeşimi bıraktım diye yanıtlar kadın. Şaşkındır. Ardından ben, buraya gelmek için kesteme yolu mu kullandınız diye sorar. Evet, öyle yaptım der kadın. Peki hala muşamba fabrikasında mı çalışıyorsunuz diye sorar ben. Kadın, evet diye yanıtlar. Meraklı gözlerle doktora bakar. Hem Arthur hem de kadın doktorun tüm bunları nasıl bilebildiğini anlayamaz. Ve Bell muayeneden sonra açıklamaya başlar. Bayan günaydın dediğinde Fif aksanının olduğunu anladım. Fif'ten buraya en yakın vapur Burn Island'dan geliyor. Yani vapurla gelmiş olması gerekir. Bununla birlikte taşıdığı paltonun yanındaki çocuk için fazla küçük olduğunu, yolculuğa iki çocukla çıktığını ama bir tanesini gelirken bir yere bırakmış olduğunu fark ettim. Ayakkabılarının tabanındaki çamur ise buraya gelmek için kestirme yolu kullanmış olduğunu gösteriyor. Çünkü böyle bir kırmızı çamur sadece kestirme yolda var. Ve bir de sağ elinin parmaklarındaki iltihap. Bu da muşamba fabrikasında çalışan işçilere özgü bir hastalık. Harika bir gözlem yeteneğine sahip olan öğretmenini heyecanla dinleyen Arthur çok şaşırır, fazlasıyla etkilenir bu durumda. Dr. Joseph Bell'in çıkarım yapabilme becerisiyle kendi edebi gücünü birleştirir ve kısa öyküler yazmaya başlar bu konu hakkında. Öykülerin ana karakteri o güne kadar yeryüzünde yaşamayan bir dedektiftir. Ve bu dedektif tümden gelin gibi bir yöntemi harika bir şekilde uygular, çıkarım bilimi adı altında bir iş yaratır kendisine. Her şeyi bilen, ukala edasıyla tüm cinayetleri çözer. Hiçbir suç benden daha zeki değildir. Bu sebeple çözülemeyecek cinayet yoktur. Bu sözler, o efsanevi dedektif Sherlock Holmes'a aittir. İşte derginin yazı işleri müdürünün bahsettiği etkileyici dedektiflik öyküleri de böyle çıkar ortaya. Ve Arthur Conan Doyle, yaşamı boyunca tam 56 Sherlock Holmes öyküsü yazar. Günümüzden yaklaşık 150 yıl önce başlayan bu unutulmaz maceralar Guinness Rekorlar kitabına girer. Çünkü Sherlock Holmes hakkında en çok film çekilen kahramandır.